Bu arada Sayın bize Pekin benzer... bir virgül koyalım. Bir son dakika gelişmesi var. İzleyicilerimiz ekranda görüyor. Türkiye-Suriye sınırında 5,2'lik bir deprem meydana gelmiş. İlk açıklama bu şekilde. Herhangi bir can kaybı var mı bilmiyoruz ama... Ya o sınırda yani baktığımızda... stoklarımızın ne kadar sorunlu olduğunu biliyorum. Yani olmaması mümkün değildir. 5,2 de çok yüksek. Büyük, yani inşallah bir şey olmamıştır. Kilis'te deprem, Suriye sınırı. Evet, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan bir deprem şu anda. Sınır da neresi? Yani mesela Urfa tarafı mı? Antep tam mi? Bilgi yok henüz sanıyorum. Arkadaşlarımdan rica edeyim bir bilgi gelirse lütfen benimle paylaşsınlar. Haberi de ilk siz vermişsiniz. Yerlerinde yok. Sanıyorum AFAD'ın bu konuda bir açıklaması var. Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Hatay Yayladağ'ın etkilendiği söyleniyor. Evet, oraya yakın. Saat 23.56'da Türkiye saatiyle meydana gelen bir depremden bahsediyoruz. Derinlik çok da uzak değil aslında. 19.38 kilometre, yaklaşık şey 20 kilometre derinlikte, yüzey yakında bir deprem. 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD deprem bir paylaşım yapmış bu noktada. Türkiye-Suriye sınırında yaşanan bu deprem. Henüz bir can kaybı var mı yok mu, bir yıkım gerçekleşmiş mi bilmiyoruz ama Suriye Hama merkezi deprem Hatay Yayladağı'nda da hissedilmiş. Evet. Hissedildiğinde düşük hissedilmiş gibi hissedilme. Hani tabii. 5,2 büyüklüğünde yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen bir depremden bahsediyoruz. Sonuçta Hatay ile orası aynı fay hatları. Tabii. 23.56'da saatler 23.56'yı gösterdiğinde yaklaşık 16 dakika önce yaşanmış bir deprem. Sıcak bir bilgi, bir son dakika gelişmesi. Tabii ki bilgilere bakıyoruz. Sallandık diyenler var ama AFAD'ın verilerine baktığımızda şu anda sadece 5,2 büyüklüğünde bir deprem olduğu bilgisi, Yayladağ'dan da hissedildiği bilgisi mevcut. Tabii ki bir gelişme olması durumunda biz de Sözcü Televizyonu'ndan ekrana getireceğiz. Suriye Hama merkezli bir depremden bahsediyoruz. Hatay'dan Yayladağ'dan da tam sınırda meydana geldiği için Yayladağ'dan da hissedilmiş 5,2'lik. Buyurun Üstad Ekim. Bugün bir İYİ Gelecek Partili bir milletvekilinin demecini okudum. Cumhuriyet Halk Partisi emekçilerinin, o örgüt emekçilerinin çalışmalarıyla milletvekili olan bir şahıs aynen şu cümleyi kullanmıştı. Sayın Davutoğlu'nun bilgisi dahilinde gideceğiz, belki toptan gideceğiz. Şimdi ben burada öyleyse Sayın Davutoğlu'na bir soru sormak istiyorum. Sayın Davutoğlu bir sabah kalktı, dedi ki ben etik yasa çıkaracağım. Sabahın erkeninde ilk imzayı atıp Sayın Davutoğlu'na gönderen benim dilekçeyi. Sayın Davutoğlu ilk imzayı ben veriyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı var ve dilekçemi gönderdim. Ertesi gün tabii Sayın Erdoğan verdi, veriştirdi. Maalesef bu etik yasa oldu.